Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 15 Mart Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı'na kurulan konteyner kentteyiz. Malumunuz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremi meydana gelmişti. 2 tane. Bu depremlerden en çok etkilenen illerden bir tanesi de Adıyaman ili Gölbaşı ilçesiydi. Deprem sonrası Gölbaşı ilçesine kurulan konteyner kentteyiz. Şimdi burada Celal amca ile birlikteyiz. Celal amcaya depremi de soracağız. Yalnız 2 gündür şiddetli ve aralıksız devam eden yağmurlar var. Bu yağmurlardan dolayı Tut ilçesini sel vurdu maalesef. Evet. Bir kişi ölü, evet. 4 kişi ise kayıp. Adıyaman il merkezi ve Şanlıurfa il merkezinde sel vurmuş durumda. Gölbaşı da bu selden nasıl etkilendi? Bunu yerinde görmeye, yerinde incelemeye çalışıyoruz. Şimdi konteyner kentte Celal Güler'le beraberiz. Öncelikle Celal amca çok çok geçmiş olsun. Sağ ol. 6 Şubat'taki depremi nasıl hissettik? 6 Şubat'taki depremi dünyanın sonu dedim ben. Hı hı. Yaşamamız mümkün değil. 4 katlıydı evim. Hı hı. Canımız zor aşağı attı. Evet. Evin hasar durumu ne? Evin hasar durumu ağır hasar. Eşyalarımı aldım, başka yere taşıdım. Geldim konteynere kendimi attım. Hı hı. İlk günler nerede kaldınız peki? İlk günler şu şeyde bir yeğenim vardı, Kinili Mahallesi'ne. Evet. Abimin kızı. Evet. Onların alt yüzüne eşyalarımı koydum. Onların çadırında kaldık 15 gün. Evet. 15 gün çadırda kaldım. Ondan sonra konteyner çıktı. Konteyner çıktı. Evet. Buraya geldiniz. Buraya geldik. 4 gecedir de burada yatıyorum. 4 gecedir buradasınız. Can kaybı olmadı değil mi depremde? Can kaybı olmadı şükür olsun. Hı hı. Yalnız dün gece sabah açı oturduk. Yatmadık. Evet. Çünkü o gürültülerle. Şimdi oraya geleceğim Celal amca. Öncelikle depremde can kaybınız olmadı çok şükür. Olmadı çok şükür. İlk zamanlar çadırdaydınız, sonra konteyner çıktı. Evet. Konteyner çıktıktan sonra da buraya geldiniz. Buraya yaştan dolayı galiba size öncelik tanımdı değil mi? 82 yaşında. Evet, öncelik tanımdı, o yüzden geldiniz buraya. Burada yeme içme vesaire durumlar nasıl gidiyor? Çok güzel, yemekler çok şahane. Ben hiç berbenzeri yemeği yemezdim. Yemeklerden çok memnunum. Hı hı. Yemekler o kadar güzel, kaliteli. Her şeyden memnunum. İçecek suyumuz gayet bol. Veriyorlar, evet. Sağ olsunlar. Hiçbir şikayetim yoktur. Yani ne güzel. Olarak. Şimdi 14 Mart'tan ve 15 Mart bugün. Yani 2 gündür aralıksız şekilde yağmur yağıyor. Şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Bu yağmurlardan dolayı Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketleri meydana geldi. Kayıplarımız var. Ölülerimiz var maalesef. Evet. Gölbaşı da biz de buradayız, çadırdayız. Ciddi manada yağmur yağıyor. Siz konteynerda geceyi nasıl geçirdiniz? Dün gece nasıl geçti? Özellikle dün gece çok yağmur vardı. Dün gece çok yağmur vardı. Maalesef çok korktuk. Oturduk yani, yatmadık desem inan. Hı hı. Yalnız Rabbim bizi yarattı. Her şeyi de kendi veriyor. Evet. Kendinden gelen her şeye razıyım. Evet. Başka kulun elinde değil. Yağmurdan konteynerler etkileniyor mu? Yani konteynerde yaşayan bir vatandaş olarak. Çok güzel. Çok güzel. Hani kendi evinde gibi oturuyorsun. Hı-hı. Hiçbir şey yoktur. Hı-hı. Şükür olsun. İyi. Memnunum canım. Şimdi biz aynı zamanda Gölbaşı ilçe merkezinde dolaştık. Hem meydandan hem farklı mahallelere de gittik. Oradaki, evet, çadırlara da baktık. Evet. Maalesef çadırlar, su alan çadırlar var. Çadırlar, yağmur sularının etkilediği çadırlar var. Tabii, yani tabii. Konteyner olmuş olsa. Ben yeğenime telefon ettim işte. Ciddi 15 gün aldığım evimde. Şimdi sabahtan görüştüm. Evet. Çadırın orta yerinden gidiyor. Emi dedi, kepçeler geldi dedi. Yukarıdan suyu kestiler, yoksa bizi de su götürecek. Evet. Yani konteyner olmuş olsa bir problem olmayacak. Konteyner olsa mümkün değil. Evet. Ancak bunu komple alıp götürecek ki, evet, sana bir zarar olur. Burası zaten yani görevliler tabii çok daha iyi biliyorlar. Etüt araştırmasını vesaire yaptılar. Evet. Burası hem öyle sel olabilecek bir bölge değil zaten. Yok. Düz bir alan. Yok. Sıkıntısız bir alan. Bir taraftan da altyapı çalışmaları zaten yapıldı burada. 1966'dan beri Gölbaşı'nın yeni mahallede oturuyorum. Evet. Şahane de bir yaşantımız vardı. Çok da memnun oldum. İşte bu Allah'ın afeti, bu cümle alemin başında olan bir şey. Evet. Yalnız bizim başımızda değil. Kendinden gelene canımız kurban. Rabbim çok arkadaşlarımın canını aldı götürdü. Evlatlarını aldı götürdü. Onlara Allah rahmet eylesin. Kendilere de sabır versin. Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Size de çok çok teşekkür ederim. Herkesin derdini dinleyip öğrendiğiniz için. Çok teşekkür ederim amca. Eğer müsaaden olursa bir konteynerin içerisini görme şansımız var mı? Abi ne demek ya?
Şöyle gel. Konteynerin içerisini de alabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, daha önceki videolarda ben konteynerların içerisine detaylı çekip göstermiştim. Böyle hem televizyonlar, hem aşağı kendi evimden getirdim. Ha, bunları kendi evinizden getirdiniz. Evet. Burada buzdolabı var. Burası da tuvalet vardı. Evet. İşte bugün şansımızdan suyumuz kesildi. Evet. Suyumuz yok. Şofbeniniz de var, ısıtıcınız da var. Var. Evet. Her şey. Sobamız burası da var. Bak orada ne güzel bir de sobamız var. Evet. Gelin bacım o yanda. Öyle ısı diyor buraya. Hamam bölümü. Evet. Teyzeciğim çok geçmiş olsun. Evet. Burası Adıyaman Gölbaşı ilçesindeki konteyner kent arkadaşlar. Konteyner kentlerdeki son durum bu şekilde. Yani bizim izlenimlerimizden hareketle 2 gündür aralıksız devam eden yağmurlar Gölbaşı'nı etkiledi. Allah'tan sel olmadı. Bu sevindirici bir haber. Ama şiddetli yağışlar devam ediyor. Bu yağışlardan çadırlar maalesef olumsuz bir şekilde etkilenmiş durumda. Konteyner kentte ise sorun yok gibi görünüyor arkadaşlar.